Şimdi detayları alacağız. Ferhat Ünlü NATO zirvesini izlemek üzere İspanya'nın başkenti Madrid'de. Hemen kendisine dönelim. Ferhat Ünlü merhaba. Merhaba Alper, herkese iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu hemen mutabakat metniyle başlayalım. 2 saatlik zirveden sonra imzalandı. Sen doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye biliyorsun yaklaşık bir aydır bu konu gündemde. Belki biraz daha fazla. Sanki uzun bir süre İsveç ve Finlandiya'ya yönelik veto hakkını Türkiye kullanacakmış gibi gözüküyordu. 10 maddelik şarttan bahsediliyordu. Ve bir anda apar topar Türkiye'nin talepleri tam anlamıyla yerine geldi mi? Türkiye mi kazançlı çıktı gerçekten de bu mutabakat metnine baktığımızda ne dersin? Şöyle söyleyeyim Alper, şimdi mutabakat metninin ayrıntılarına baktığımız zaman birazın aynısına gireceğiz. Şöyle bir yaklaşım var. Yani en başta tabii ki adalet, istihbarat ve güvenlik kuvvetlerinin bir arada olduğu heyetlerin bir daimi gözlem statüsünde bu süreci izleyeceğini söyleyelim. Türkiye buna bir rıza gösterdi. İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütler doğrultusunda, ortak mutabakat metnindeki taahhütler doğrultusunda yeşil demesek bile sarı ışık yaktı büyük oranda. Ama bu bir süreç olacak, izlenecek sonuçta. Genel Sekreterin Jens Stoltenberg'in öncülüğünde bir araya geldi İsveç, Finlandiya ve Türkiye. Üçlü bir mutabakat metni imzalandı. Bu mutabakat metninin üçüncü maddesi bilhassa önemli. Aslında dördüncü madde daha önemli. Şundan ötürü ilk kez bahsettiğin o bir aylık süreçle dahil Alper. İlk kez müstakbel NATO üyeleri olarak geçti İsveç'e Finlandiya'nın adı. Yani bugüne kadar müstakbel kelimesi hiç geçmemişti. Üçüncü maddede de terörizm vurgusu net biçimde yapıldı. Bunun daha ötesine geçildi. Beşinci maddede YPG, PKK, FETÖ ve diğer bütün isimleriyle yani mevcut Türkiye'nin mücadele ettiği mevcut terör örgütleri FETÖ'den başlayarak diğer ülkelerin pek tanımakta zorlandığı veya tanımakta ayak direttiği diyelim ülkeler terör örgütlerini ilk kez bir yazılı mutabakat metninde görmüş olduk. Ben Türkiye'nin daha temkinli bir yaklaşım içinde olduğunu bir önceki yayında söyledim. Bu temkinlik hala aslında devam ediyor ama metin çok ikinci oturumdan sonra oluşan metin çok somut bir metin. Üç Dışişleri Bakanı imza attı. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımız ve İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşları. Sonuçta metin çok somut bir metin. Finlandiya'nın özellikle 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe koyduğu yeni yasalar doğrultusunda terörle mücadelenin yoğunlaştırılması da yine mutabakat metninde yer alıyor. Finlandiya'nın ve İsveç'in PKK-YPG'den başlayarak terör örgütlerinin yasaklanmış terör örgütleri olduğunu ikrarı, kabulü ve bunun üzerine bunların faaliyetlerin engellenmesiyle ilgili taahhütlerin de yer aldığını söyleyebiliriz ki yer alıyor. Bir de tabii önemli konulardan biri silah ambargosu meselesi. Türkiye silah ambargoları olduğu vakit kendi savunma sanayini geliştiren bir ülke. Bu artık herkesin şahit olduğu bir şey. Biraz da bunu göz önüne alarak İsveç ve Finlandiya bir müstakbel NATO üyesi olarak artık öyle söyleyeyim. Silah ambargosunu, Türkiye'nin oradan silah ihracatı noktasındaki taleplerinin ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmayacağını da taahhüt ettiler. Metne baktığınız zaman metin çok net. Burada bir sıkıntı yok. Ama ben yine de o bahsettiğim adalet, istihbarat ve güvenlik birimleri, heyetleri eksenli daimi gözlem komitesinin faaliyetlerinin de önemli olacağını kanaatindeyim. Bir de bilemiyorum tabii içeride de nasıl bir süreç içecek, mecliste konuşulacak mı bu konu vesaire ama Türkiye şu haliyle İsveç ve Finlandiya'dan en azından sözlü olarak, yazılı olarak, sözün de ötesinde, imzalı olarak taahhütlerini almış görünüyor. İlk kez bu kadar istekli ve niyetli görünüyorlar ama sahadaki uygulama ne olur? Biliyorsunuz pek çok Avrupa ülkesi de jure olarak işte resmi olarak kabul ediyor PKK'nın terör örgütü olduğunu ama de facto olarak uygulamaları yani fiiliyatta PKK-YPG'ye destek yerine göre en azından göz yumma gibi faaliyetler içinde oluyor. Buna NATO'nun merkezinin bulunduğu Brüksel'de dahil. Ama bu Madrid zirvesinin bize gösterdiği hususlardan biri şu. Türkiye daha doğrusu herhangi bir NATO üyesi, bu sadece Türkiye olması gerekmez, siyasi kararlılıkla ilgili bir şey. Eğer NATO bir askeri paktın yanı sıra bir siyasi pakt olarak kendi gücünü takip edecekse öncelikle terör örgütlerine karşı net bir duruş sergilemeli. Bunu da yazılı kayıt altına almalı. Ben sürecin temkinli bir iyimserlikle
yaklaşılması gereken bir süreç olduğu kanaatindeyim. İsveç ve Finlandiya'nın performansı açısından söylüyorum. Çünkü bu süreç takip edilecek ama mutabakat metnini Türkiye'nin tabii ki bir diplomatik kazanım olarak görmemiz lazım. Bu sürece kolay gelinmedi. Bu kadar ihtiyaçları olmasaydı, NATO yerine ihtiyaçları olmasaydı, Türkiye'nin vetosunun kendilerinin önünde ciddi engel olduğunu ve Türkiye'nin kararlı olduğunu görmeselerdi, bu derece somut, net biçimde taviz vermezlerdi. Bu kadar ne diyelim, en azından diplomatik de olsa, yazılı da olsa bir samimi niyet beyanı var. Ama bu niyet beyanının ben dediğim gibi 3 ülke arasında kurulacak daimi ortak komite tarafından izlenmesinin de önemli olduğu kanaatindeyim. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Hani mutabakat metninin bütün maddelerine baktığınız zaman ana aksı terör oluşturuyor. İlk kez YPG, PKK ve FETÖ gibi örgütlerin adı ismiyle yanılıyor. Çünkü bir de biliyorsunuz müpem bir şekilde, belirsiz bir şekilde Alper, işte teröre karşı tavır vesaire deniyor ama örgüt ismi anılmadıktan sonra, işte terör faaliyetinin adı somutlaştırılmadıktan sonra çok bir anlamı olmuyor. Ama bu kez öyle olmadı. Metnin somut olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyetin yaptığı görüşmeler, bir de dediğim gibi bir önceki yayında da söyledim Mehmet Aydın'la konuşurken Türkiye'nin istihbari anlamda sunduğu bilgi ve belgeler karşı tarafı ikna etmeye yetti. Bu konuda zaten ellerinde hayır diyebilecekleri bir durum yok. Ben mutabakat metnini genel olarak bir kazanım olarak görüyorum ama Türkiye'nin temkinli iyimserliğinin de devam edeceği kanaatindeyim. Bu benim şahsi kanaatim. Genel olarak zirveden gözlemlediğim bu. Başka sorun varsa alabilirim. Tabii Ferhat Ürün'ün şimdi ilk defa bir uluslararası mutabakat metninde FETÖ bir terör örgütü olarak da nitelendirilmiş oldu. Bu anlamda Türkiye'nin nasıl bir kazanımı olmuş oldu? Bundan sonra diğer ülkelerde bu şekilde FETÖ'yü artık resmen alenen terör örgütü olarak kabul ederler mi? Bunun yolu açılmış olur mu sence? Önemli bir nokta Alper Akgöz. Çünkü Alper yani şöyle bir problem var. Genel olarak Alper Altun şöyle bir problem var. FETÖ PKK'dan farklı olarak her daim terör örgütü olarak nitelendirilmiyordu. Yani herhangi bir Avrupa ülkesi veya ABD NATO'nun başat gücü olarak terör örgütü olarak addetmiyordu FETÖ'yü. Ama ilk kez bir yazılı metne girmesi önemlidir. Ama dediğim gibi yani terörle mücadele niyetin de ötesinde bir hem konsensus meselesi hem kararlılık meselesi. Yani çok samimiyetle terörle mücadele edeceğim deseniz bile kendi meseleniz olmasının haricinde diyorum. O noktada sahadaki performansınız, sahadan kastım da işte bunların şehirlerdeki faaliyetleri, Stockholm'dan başlayarak, Stockholm PKK'nın öteden beri yerleşik olduğu, yani kendi öz başbakanlarını öyle söyleyeyim, Olof Palme'yi öldürmüş bir örgütten bahsediyoruz. İsveç'in eski başbakanlığı, evet. 1996 senesinin Şubat ayında. Çok kararlı duruşun yanı sıra sahadaki uygulamaları görmek lazım. FETÖ ile ilgili süreç bilhassa önemli Alper Altun. Çünkü hakikaten bugüne kadar hiç FETÖ'nün herhangi bir uluslararası metne terör örgütü olarak girmek şöyle dursun, hiçbir ülkenin Fethullahçı örgütü örgüt olarak adettiğine şahit olmadık. Bu açıdan yeni bir gelişme. Önemli görüyorum ama dediğim gibi bu kazanımların, yazılı kazanımların sahadaki sürecin takibi anlamında o komitenin de daimi ortak yapının da birlikte ülkenin boşuna oluşturulmadığı kanaatindeyim. Çünkü hem adalet kısmı var, hem istihbarat kısmı var, hem de güvenlik boyutu var. Yani bu adalet kısmına suçluların iadesini dahil edebilirsin. Mesela en iyi niyet göstergesi nedir? Bundan sonra somut adım beklersek Alper Altun, birkaç tane FETÖ'cü, işte neyse önemli olanlardan, PKK, YPG adına faaliyet gösteren isimler, Türkiye'nin kırmızı bültenle, bırakın Türkiye'nin kendi kırmızı listesini, Interpol kanalıyla kırmızı bültenle arananlar da dahil, bunların iadesi noktasında adli süreçlerde bir hızlanma. Çünkü bugüne kadar sadece bir iade oldu. Ferhat, evet, tek o konunun iade üzerinde oldu. Biraz duralım. Türkiye uzun zamandır bu sürecin başlangıcından beri 33 teröristin iadesini istediğini defalarca dile getirdi. Bu anlamda dediğin gibi bir somut adım kısa zamanda görebilecek miyiz sence? Görebiliriz diye umuyorum. Yani bu metin onu vaat ediyor. Yani bu metinden çok fazla ne diyelim diplomatik anlamda ne diyelim kaytarmaları mümkün değil. Yani bu metnin anlamı açık, bu metnin doğrultusunda Türkiye bir talepte bulunduğu vakit adli bağlamda bu ismin iadesi noktasında da hemen süreci hızlandırılabildiği zaman bu noktada iyi niyetlerini göstermeleri lazım. NATO'ya yolmak istiyorlarsa
Tabii diğer süreç nasıl işleyecek o zirvede henüz o konuda bu mutabakat metninin haricinde İsveç'e Finlandiya'nın atıyor kabulüyle ilgili süreç bir sonraki adım bence. Onun da bir süreci olacak. Türkiye işte bu süreçte izleyecek suçlu iadelerinden başlayarak ve istihbari işbirliğinden. Tabii ki silah ambargosu da önemli. Türkiye çok İsveç ve Finlandiya'nın silahına ihtiyacı olduğu için bunu söylemiyor ama eğer NATO üyesiyseniz teröre karşı birlik noktasında hiçbir tereddüdün olmaması lazım. Ayrıca silah ambargosu ne demek? Yarınki görüşmenin de ben çok önemli olduğu kanaatindeyim. ABD Başkanı Biden'la, Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmenin de ayrı bir önemi olacak diye düşünüyorum. Türkiye şöyle bir ülke, bunu çok genel manada söylüyorum. Türkiye şöyle bir ülke, içeriden eleştiri yapıyor. NATO üyesi, Birleşmiş Milletler de Sayın Cumhurbaşkanımız işte dünya beşten büyüktür söylemi veya NATO içinde teröre karşı birlik olun, sağlam durun mesajının Türkiye dışarıda kalmaktansa içeriden eleştiriyi tercih eden bir ülke. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili Türkiye'nin tavrı da İsveç ve Finlandiya'ya şahsi bir tepki değildi. Eldeki bulgulardan mütevellit bu tepki ortaya konuyordu. En son görüntüleri biliyoruz İsveç'teki Stockholm'daki aynı zamanda Nobel töreninin yapıldığı yere yansıtılan bayrak ve Öcalan'ın görüntüleri vesaire. Buradan sonra yeni bir sürecin başladığını görebiliriz ve ben iyimser bakıyorum ama temkinli bir iyimserlikle İsveç ve Finlandiya'nın performansı açısından temkinli bir iyimserlikle bakılması gerektiği kanaatindeyim. Amerikan Büyükelçisi'nin de açıklaması dikkat çekiciydi, senin de söylediğin üzere. Görüşme anlamlı olacak dedi. Yarınki Biden-Erdoğan görüşmesi anlamlı olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dündü sanırım yaptığı açıklamada NATO zirvesinde işte bu tüm büyük ülkelere belgelerle terör örgütlerine olan yaklaşımlarındaki çifte standardı ispatlayacağım manasında bir takım ifadeler kullanmıştı. Şimdi bu mutabakat metninden sonra diğer ülkelerde Türkiye'nin istediği noktaya gelirler mi sence? NATO zirvesinde. Yani fiilatta gelmeleri gerekir. ABD daha spesifik bir örnek. NATO başat gücü olarak hani YPG, PKK'ya desteği noktasında biraz İsveç'e Finlandiya'dan farklı bir rolü var. Bir politik olarak bir rolü, bir strateji olarak. Bu stratejiden vazgeçmesi biraz NATO'nun haricinde, NATO için ilişkilerin haricinde Türkiye ile ABD'nin karşılıklı çıkar, menfaat, rekabet ve stratejilerine bağlı bir durum. Ama o konuda da belli bir ölçüde ben PKK, YPG konusunda Suriye sahasında ABD'nin çok Türkiye'yi tatmin edecek adımlar atacağı kanaatinde değilim. Türkiye de zaten öyle olmadığını bildiği için sahada başka adımlar atıyor. Suriye operasyonu bir cansızın gelebiliriz eksenli gündemde olan bir süredir Suriye operasyonunun amacı da o zaten. Türkiye sahada müttefiklerinden tırnak içinde istediklerini alamadığı için bizzat sahaya indi ve bunu da şöyle gösterdi. Stoltenberg'in bir önceki yayında konuştuk Mehmet Aydın'la. Stoltenberg'in iyimser Türkiye ile ilgili ne diyelim, Türkiye'ye müzahir yaklaşımında hakikaten en başından beri bu şekilde sonra açıklamaları vardı. Var, evet. DAEŞ mücadelesi, PKK ile mücadelemize şahit NATO'nun işte ileri gücü olarak vesaire o konuda bir iyi niyet gösterdi. Ben bu gelinen noktada Stoltenberg'in de bir emeği olduğunu söylemek, teslim etmek lazım. Cumhurbaşkanımızın o bahsettiği hani kanıtlayacağım şeklindeki söylemlerin de bir şekilde İsveç ve Finlandiya heyetlerini ikna ettiğini ve bu metnin, bu somut metnin ortaya, en azından elimizde artık somut bir metin var. Yani şunu da söyleyeyim Alper Altun, yani çok ABD ile olduğu gibi İsveç ve Finlandiya bunu taahhüt ettiyse ABD'nin arkadan dolandığı gibi terörle mücadele konusunda Türkiye'ye çok fazla yanlış yapamazlar diye düşünüyorum. O kadar somut biçimde yapamazlar. Onlar çünkü yeni üyeler, biraz daha işte kendilerini ispatlamak isteyecekler üye olduktan sonra artık müstakbel üyeler olarak kabul edebiliriz. Bu metinden anlaşılan o, zaten öyle yazıyor. Şimdi biraz başta da değindik ama biraz özet olsun diye son olarak bunu da sormak istiyorum. Vatandaşın aklında şöyle bir soru da oluşuyor olabilir. Şimdi Türkiye'nin elinde önemli bir tozdu istediklerini yaptırabilmek, özellikle evet, Batı ülkelerinin teröre destek vermesi açısından. İsveç ve Finlandiya'ya veto hakkını kullanması. Şimdi bu mutabakat metniyle birlikte bu veto hakkından da vazgeçmiş oluyor Türkiye ve önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olduktan sonra kaldığı yerden maalesef teröre destek vermeye devam ederse Türkiye bu işten eli boş mu ayrılmış olacak? Yok, öyle düşünmeyelim. Kıta Avrupa'sının performansı dediğin gibi işte Belçika'sından Fransa'sına, Almanya'sına, malum yıllardır yani her biri NATO'da bizim sözüm ona müttefikimiz ama
Hiçbir zaman terörle mücadele konusunda samimi olmak şöyle dursun. Pek çok sol örgüt, PKK vesaire hepsini beslediler kendi işlerinde. Yani ben umuyorum ki, her zaman iyimser bakmaktan yanayım ama aynı zamanda realist. İsveç ve Finlandiya'nın bu imza attığı metin doğrultusundaki tatbikat, yani sahadaki göreceğimiz, sadece saha değil zaman içinde göreceğimiz uygulamalar, terörle mücadele konusundaki performansı İsveç ve Finlandiya'nın, umarım öbür NATO üyesi ülkelere emsal teşkil eder. ABD dahil hatta, ABD'nin iki başka parametrelere bağlı olmakla beraber. Ama ben iyimserim. Ya en azından İsveç ve Finlandiya'ya yeni gelen, yeni gelmekte olan, yeni kabul edecek üyeler olarak diğer üyeleri de iyi emsal teşkil etsin. Dileğimiz bu yani. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Zaten zirve esnasında da bağlantılarımız devam edecek. Ferhat Ünlü'ye tekrar teşekkürler. Kolay gelsin Alper Altun.